Türk'ün Türk'ü kestiği savaş olarak bilinen savaşa, Alevilerle Sünnilerin birbirini kılıçtan geçirdiği okanlı savaşa, Çaldıran Savaşı'na giden süreci ele alacağımız bir video serisidir bu. Şah İsmail Hatay ve Yavuz Sultan Selim'le ilgili bildiklerinizi unutun ve bu videoyu içtenlikle izleyin. İyi seyirler. Safevi İmparatorluğu'nun Şahı Şah İsmail ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Sultanı Yavuz Sultan Selim'in 500 yıl önce yaptığı savaştır Çaldıran. İlk önce Şah İsmail kimdir, nedir, necidir, soyu ve ataları kimlerdir bunlardan bahsedelim. Sonra da Yavuz Sultan Selim'e geçeceğiz. Şah İsmail'in büyük büyük dedesi Şeyh Safiyüddin'dir. Şeyh Safiyüddin Azerbaycan Türküdür, kurduğu tarikatın dili ise Türkçedir. Şeyh Safiyüddin'in müritlerine Safevi denilirdi. Safevi tarikatının müritleri yün bir hırka giyerdi. Bu hırkaya sof deniliyordu. Sof yün demektir zaten. Daha sonra sof hırka giyen manasında Safevilere Sofi denilmiştir. Ayrıca İslam'ın ilk yayıldığı yıllarda da peygamberin ashabı fakir ama savaşçıydı. Onlar da yamalıklı softan yani yünden yapılmış bir hırka giyerlerdi. Safeviler buna ithafen de yün hırka giydiler. Şeyh Safiyüddin'in soyundan gelen Şeyh Cüneyt, Şah İsmail'in dedesiydi. Şeyh Cüneyt cidalli bir insandı ve Aleviydi. Alevi demek kendini Ali'nin yoluna adamış demektir. Şeyh Cüneyt cidalli olduğu için otorite sahipleri tarafından sevilmedi ama halk nezdinde her daim kendine yer bulmuş bir insandı. Şeyh Cüneyt'in amacı Alevileri birleştirip büyük bir imparatorluk kurmaktı. Bunun için tekke açması gerekiyordu. Bu yüzden hayatı boyunca diğer hükümdarlardan baskı görmüştür. Şeyh Cüneyt Erdebil'de tutunamayıp Anadolu'ya geldi. Anadolu'da Kürt aşiretleri ve Türkmen aşiretleriyle temaslarda bulundu. Osmanlı tahtında Fatih Sultan Mehmet'in babası II. Murat vardı. Şeyh Cüneyt Osmanlı topraklarına girip tekke kurmak istedi ama isteği reddedildi. II. Murat Şeyh Cüneyt'e hediyeler gönderdi, bir de mektup gönderdi. Mektupta iki sultan bir tahta sığmaz dedi. Bunun üzerine Şeyh Cüneyt Karamanoğullarının toprağı Konya'ya girdi lakin orada da tutunamadı ve Adana'ya bugünkü Varsak Türkleri ve Avşar Türklerinin yanına girdi. Kısa zamanda Avşar ve Varsaklar Şeyh Cüneyt'in yanında toplandılar. Karamanoğlu İbrahim bu durumdan rahatsız oldu ve Şeyh Cüneyt'in teslim edilmesini istedi ama Avşar ve Varsak aşiretleri Şeyh Cüneyt'i teslim etmedi ve kaçmalarına yardımcı oldular. Şeyh Cüneyt bundan sonra Bayırbucak Türkmenlerinin arasına girdi. Halep Türkmenleri de kısa zamanda Şeyh Cüneyt'e biat ettiler ama Şeyh Cüneyt burada da tutunamadı ve ayrılmak zorunda kaldı. Beni bulmak isteyen Canik'e gelsin deyip bugünkü Karadeniz Türklerinin büyük çoğunluğunu oluşturan Çepni Türklerine sığındı. Çepniler Şeyh Cüneyt'e sahip çıktı. Kısa zamanda Çeplilerden bir ordu kurdu. Bu orduya Sivas'tan, Amasya'dan, Kırşehir'den, Tokat'tan Ustacalı Türkmenleri de katıldı. Halep civarındaki Bayırbucak Türkmenleri de Şeyh Cüneyt'i yalnız bırakmadı. Şeyh Cüneyt Trabzon Rum İmparatorluğu'na sefere çıktı. Amacı Trabzon'u alıp bir Alevi devleti kurmaktı. Trabzon şehrini kuşattılar. Kale 3. günün sonunda düşmek üzereydi. Lakin Şeyh Cüneyt Türkmen taifesine geri çekilmelerini söyledi. Çünkü Fatih Sultan Mehmet komutanı Hızır Bey'e taarruz emri vermişti. Osmanlı ordusu hızla Trabzon'a doğru geliyordu. Şeyh Cüneyt kardeş kırgını olmasın diye Trabzon'u gelecek olan Osmanlı askerlerine bırakıp geri çekildi. Şeyh Cüneyt'in emrindeki Sofilerden yararlanmak isteyen Akboyunlu İmparatorluğu'nun padişahı Uzun Hasan, Şeyh Cüneyt'i yanına çağırdı.
Uzun Hasan'a uzun denmesinin sebebi adından da anlaşılacağı gibi iri yarı ve uzun olmasındandır. Bu arada Akkoyunlu İmparatorluğu Bayındır ve Avşar boylarından müteşekkildir. Şeyh Cüneyt Uzun Hasan'ın kızıyla evlendi, daha sonra Akkoyunlu ülkesinde de tutunamadı. Şirvanşahlarla mücadeleye girişti, bu mücadelede okla vurularak vefat etti. Ölümünün ardından Şeyh Cüneyt Anadolu'da ona gönülden bağlı Türk ve Kürt aşiretlerini yalnız bırakmış oldu. Oğlu Şeyh Haydar ise Safevi tarikatını devraldı. Şeyh Haydar zamanında tarikatın başı Azerbaycan'da, gövdesi ise Anadolu'daydı. Şeyh Haydar bizzat kendisi silah ustasıydı. Dergahın ocağında zırh ve kılıç dövdü. Müritlerini silahlandırdı. Bu arada Şeyh Haydar top dökümü yapabilecek kadar maharetliydi. Lakin ne top ne de tüfek kullandılar çünkü o aletleri namertlik sayıyorlardı ve savaşlarda kullanmıyorlardı. Şeyh Haydar gücünü bilmek istiyordu, bu yüzden Safevi müritlerine 12 imamı temsil eden 12 dilimli kızıl börk taktırmıştır. Bundan sonra Safeviler Kızılbaş diye anıldı. Şeyh Haydar babasının öcünü Şirvanşahlardan almak istiyordu. İlk seferinde Şirvanşahlara galip gelmişti, son bitirici bir sefer yapmak istiyordu. Ama Akkoyunlu İmparatorluğu'nun padişahı Sultan Yakup buna izin vermedi. Şeyh Haydar'ın daha da güçlenmesinden korktu ve Şirvanşahlarla bir olup Kızılbaşları bertaraf ettiler. Şah İsmail'in babası Şeyh Haydar okla vurularak attan düştü ve Şeyh Haydar'ın başını kestiler. Şimdi gelelim şehlikten şahlığa yükselen Safevi hükümdarı Şah İsmail'e. İsmail daha çocukken babasını öldüren Akkoyunlu hükümdarı Sultan Yakup tarafından esir edilmiştir. Bir süre sonra Sultan Yakup öldü, Rüstem Bey yerine geçti, İsmail ve kardeşlerini hapisten çıkardı. Amacı Kızılbaş müritlerinin desteğini almaktı. İsmail'in abisi Sultan Ali Kızılbaşların başına geçti. Sultan Ali'nin cengaver bir yiğit olması Rüstem Bey'in gözünü korkuttu. Bu yüzden Şeyh Cüneyt'in soyunu hep kurutmaya karar verdi. Bunu haber alan Sultan Ali, kardeşi İsmail'i şeyh ilan etti ve şeyh olan İsmail, 7 Kızılbaş Sufi ile beraber yollara düştü. Abisi Sultan Ali, Akkoyunlular tarafından öldürüldü. Şeyh İsmail bundan sonra köşe bucak peşindeki cellatlardan kaçtı, durdu. Şimdi burada biraz düşünelim ve biraz empati yapalım. Şeyh İsmail'in dedesi, babası ve en sonunda abisi öldürülmüştü. Bırakın babasından bir mal bir mülk kalmasını, babasından bir çift söz bile miras olarak kalmamıştı. Hiçbir şeyi yoktu. Şeyh İsmail'in sadece bir canı vardı ama canını da isteyen Akkoyunlu cellatları Şeyh İsmail'in peşindeydi. Şeyh İsmail bu cellatlardan hayatı boyunca kaçmak zorundaydı ve üstelik o küçük bir çocuktu. Ya harekete geçecek şah olacak ya da cellatların kendisini bulup öldürmesini bekleyecekti. Akkoyunlulardaki siyasi çekişme durulmuyordu. Akkoyunlu devleti ikiye bölünmüştü. Şeyh İsmail henüz 13 yaşında bir çocuk olmasına rağmen dayı tarafı olan Akkoyunlu hükümdarlarının yaşattığı acılar onu tez olgunlaştırmıştı. Şeyh İsmail'in adını Hatay diye gizleyerek yazdığı şiirler Anadolu'dan Azerbaycan'a, Acem diyarından Arap diyarına kadar Kızılbaş müritleri arasında dolanıyordu. Şeyh İsmail bu şiirleriyle Kızılbaşların içinde yanan devlet kurma ateşini sürekli diri tutmayı başarmıştı. Şeyh İsmail o zamanlar Akkoyunlu Devleti'nin toprağı olan Doğu Anadolu'da dolanmaya başladı. Erzurum Tercan derken Sarıkaya yaylasına çıktı. Bu yaylada mağaraya gizlenmiş Kızılbaş müritlerine sıkıntı veren vahşi bir ayı vardı. Nice yiğit bu ayının pençesinde telef olup gitmişti. Bu hayvan yöre halkına büyük bir korku salıyordu. Şeyh İsmail atları ve yiğitleri ürküten bu ayının peşine düştü ve ayıyı okuyla vurup öldürdü. Kızılbaş müritlerinin arasına dönen Şeyh İsmail ayının kellesini Kızılbaş müritlerinin önüne attı. Kızılbaşlar arasında Şeyh İsmail'in bu yiğitliği dilden dile dolandı. Şeyh İsmail daha sonra Erzincan'a girdi. Yüzlerce Kızılbaş Türkmen Erzincan'a Şeyh İsmail'i görmeye gitti. Bunlar arasında düğününü bırakıp gelen genç damat adayları bile vardı. Hepsi de Şeyh İsmail'in davasında ölmek için can atıyordu. Müzik.
Erzincan'da Şamlı, Rumlu, Tekeli, Dulkadir, Avşar, Kaçar, Varsak ve Çepni Türkmenlerinden oluşan 7000 kişi Şeyh İsmail'in etrafına toplandı. Tek bir amaç için toplanmış bir orduydu bu. Amaçları bir Alevi devleti kurmaktı. Şeyh İsmail bu orduyla Şirvan'a yürüdü. Ferruh Yaser'in ordusu ise 20 bindi. Kızılbaş Türkmenler kendilerinden 3 kat büyük olan bu orduyu yendi. Büyük bir zafer kazanmışlardı. Şeyh İsmail babasını öldüren Ferruh Yaser'i öldürerek Şirvan Şahların topraklarını ele geçirmiş oldu. Şeyh İsmail 14 yaşında bugünkü Azerbaycan topraklarını 15 yaşında Tebriz'e ele geçirip Şahlığı aldı. Artık Şeyh İsmail değil, Şah İsmail'di. Ve henüz 15 yaşındayken Diyarbakır'dan Hindistan'a kadar tanınan, hürmet gösterilen, umut bağlanan, biat edilen genç bir hükümdar olmuştu. Safevi Devleti'ni kuran beyin takımı başta Azerbaycan Türkmenleri olmak üzere Anadolu Türkmenleriydi. Şah İsmail, sanılanın aksine Fars dediğimiz ya da o dönemlerdeki tabirle Acem dediğimiz kavimlerden bir destek görmemiştir. Hatta Farslara pek güvenmemiştir. Devlet işlerinde Türkmenlere güvenmiştir. Bu durum Anadolu'daki Türkmenlerin Şah İsmail'e muhabbet beslemesini daha da artırdı. Çünkü Osmanlı Devleti ilk tarih sahnesine çıktığı zamanlardaki gibi değildi artık. Devlet erkanı saraylardaydı, devlet kademesi ise Türk değildi. Türkmenler küstürülmüştü. Bu durumu günümüzle ilişkilendirelim, konu daha da iyi anlaşılsın. Bugün Türkiye'de Suriyelilerin vatandaşlığa alınmaya çalışılması, onlara iş imkanı sağlanmaya çalışılması ama bu ülkenin yerlisi olan ve üniversiteyi bitirmesine rağmen hala işsiz olan vatandaşlarımızın göz ardı edilmesi gibiydi. Tabii o dönemlerde Osmanlı Türkiye'den daha farklı olarak Türkmenleri komple göz ardı etmişti. Safeviler ise tam tersini yapıyordu, çadırlarda göçebe olan Türkmenlere büyük makamlar, mevkiler veriyordu. Safevilerin devlet erkanında koçaklamalar, nefesler söyleniyor, Türk kültürü yaşatılıyordu. Şah İsmail'in Alevi Kızılbaş ordusunun Hindistan'da bir Türk devleti olan Babür İmparatorluğu'na yardım ettiğini biliyor musunuz? Ayrıntılar gelecek videomuzda. Ayrıca Şah İsmail'in 2. Beyazıt'la olan ilişkileri nasıldı? Yavuz Sultan Selim'le olan ilişkileri nasıldı? O dönemde Anadolu'daki Bektaşiler ne yaptı? Ünlü halk ozanı Pir Sultan Abdal ne yaptı? Kızılbaşlara düşman olan Yeşilbaşlar yani Özbek İmparatorluğu'nun hükümdarı Şeybani Muhammed ne yaptı? Kürtler o tarihte ne yaptı? Akkoyunlu Sarayı'nda divan üyeliği yapan ünlü Kürt alimi İdrisi Bitlisi ne yaptı? Bu konular ayrıntılarıyla birlikte ikinci videomuzda olacak. Yapımı günler süren bu videomuzu lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ihmal etmeyin. Sizin için en bilinmeyen videoları hazırlamaya çalışıyoruz. O yüzden kanalımıza destek olun, videolarımızı yorumlayın, sosyal medyada videolarımızı paylaşın. Şunu unutmayın ki sesimizin duyurulması için sizin desteğinize ihtiyacımız var. O yüzden bize destek olun. Hoşça kalın. İkinci videomuzu da sabırla bekleyin.